Hakkari bu defa Barış'ta buluştu. Barış güvercinleri uçtu. Hakkari Belediyesi'ni kardeş belediye ilan eden CHP'li Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde kentteydi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve beraberindeki heyet Barış konvoyuyla Hakkari'ye gitti. CHP'li milletvekilleri ve sanatçıların da aralarında bulunduğu konvoy, Hakkari'de davul, zurnalar ve çiçeklerle karşılandı. Afişlerde yazanlar da Barış'tan yanaydı. Kalabalıkla birlikte Bulvar Caddesi'nde bir süre yürüyen Hazinedar, daha sonra otobüse çıkarak vatandaşları selamladı. Gördüğü sıcak ilgi karşısında teşekkür etti. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Barış güvercinlerinin uçurulmasıyla sonlandırılan konuşmanın ardından, Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla yenilenen Barış Caddesi'nin açılışı yapıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen heyet üyeleri daha sonra yüzlerce metre uzunluktaki kardeşlik sofrasına oturdu. Projede minikler de unutulmadı. Hatipoğlu ile Hazinedar, kentte kurulan dev şişme Luna Park'ta çocuklarla eğlendi. Kaydırağın bulunduğu balona çıkan Hazinedar, aileleriyle parkta eğlenen çocukların mutluluğuna ortak oldu. Hazinedar ve Hatipoğlu bir de ortak basın toplantısı düzenledi. Mesajlar da barış ve birlik beraberlik üzerineydi. Hazinedar Çanakkale'yi örnek verdi. Tarihimizde Çanakkale geçilmesi, Çanakkale'nin sırtlarına, boğazına yazdıran Türklerle beraber Kürtlerin mücadelesidir, birlikteliğidir. Aynı şekilde milli mücadeleyi birlikte gerçekleştirmiş ve emperyalizme karşı birlikte mücadele edip kazanmışlardır. Hava karardığında Nevruz alanında coşku vardı. 17 yıl sonra Türkiye'ye dönen ünlü Kürt sanatçı Hozan Dino ve yöresel sanatçılar etkinlikte sahne aldı. Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu da Hakkarililere mini konser verdi. Bu bir ilkti. Anadolu Ateşi grubuysa bir saatlik bir gösteriyle Hakkarililere adeta büyüledi. Hakkari Belediyesi Eş Başkanları Dilek Hatipoğlu ile Nurullah Çiftçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sanatçı Kadir İnanır ve yönetmen Gani Rüzgar Şabata arada sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Kadir İnanır'a ilgi büyüktü, kalabalığın arasına karıştı, izdiham yaşandı. Sonrasında herkesi endişelendiren bir haber ortaya atıldı. Gazeteci Veysi Polat Twitter'dan Kadir İnanır'ın aniden fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Haber sosyal medyada da hızla yayıldı. Haberin asılsız olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Kanal Türk Haber Grup Direktörü ve Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros o sırada Kadir İnanır'ın yanındaydı. Otelin lobisinde çekilen bu fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Toros, ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, çıkan haberlerin de uydurma olduğunu yazdı. İnanırsa hakkındaki asılsız habere tepki gösterdi. Aslan gibiyim dedi ve haberi yayan kişiyi sert bir dille eleştirdi. Ortaya atan yine bir meslektaşınız. Herhalde rüya görmüş. Herhalde kendini çok acar bir muhabir olarak sanıyor yatıp kalkarken. Hiç de uygun olmayan bir biçimde bu sosyal medyaya yaymış. Ama akşamdan beri benim de hayatım bitti. Benim de bütün sevenlerimin hayatı bitti. Bu gazetecilik falan değil. Sağlığımı görüyorsunuz. Aslanlar gibiyim. 2 gündür burada spor yapamıyorum. Bir tek onun derdi var. Ünlü sanatçı süreci de değerlendirdi. Provokasyonların başarıya ulaşmayacağının altını çizen İnanır, halkın inancını dile getirdi. Ama umut ediyorum ki çok kısa sürede, hem de çok kısa sürede bu gerçek olumlu biçimde neticelenecek. İsteyen istediği kadar provoke etmeye çalışsın. Halk bu barış sürecine inandı, kabul etti. En kısa zamanda yasalarla beraber gerçek hayata dönüşecek, problemler ortadan kalkmış olacak. Hep beraber bunun mutluluğunu yaşayacağız. Barış'ta Hakkari'de buluşalım projesinin ikinci günü de oldukça renkliydi. Gopsi mevkiinde oluşturulan Barış Ormanı'na 200 çam fidanı dikildi. Fidan dikiminin ardından zapt suyuna Türkçe ve Kürtçe barış yazan dilek taşları atıldı.
Katılımcılar burada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Gel.